Linç Espor, Venüs Espor karşılaşması ile birlikteyiz. Ben Deniz Kidir Fayron ve yanımda Escrow var. Escrow hoş geldin. Hoş bulduk. Tekrardan günün son karşılaşması ile birlikteyiz. Yani Venüs'ün şu anda ligde yüzü gülmedi. Bakalım bu makus talihi bugün değiştirebilecekler mi? Orta koridorlarında bir değişiklik var. Onun dışında Linç ekibinde bir değişiklik yok. Evet, yasaklamalara bakıyorum ben de aynı şekilde. Rumble yasaklaması ve Twitch Spade yasaklaması yok. Üçüncü kez yasaklanıyor yanlış hatırlamıyorsam ve Mortal yasaklandı. Eğer oynayan bir oyuncu varsa gerçekten bozuk olabiliyor. Güçlü durumda şu anda ki Token Break ile denedi. Gerçi metaya sokan kişi de o biraz ama profesyonel maçta gördük. Varus yasaklandı. Varus'un da çok tercih edildiği bir seçimden kaldırılan ama Karma yasaklaması. Bakalım diğer yasaklama ne olacak? Venus tarafında Nocturne yasaklandı. Orion'la daha iyi bir yasaklama olabilirdi. Ne düşünüyorsun Eskri? Ooo Smolder geldi. Smolder ilk seçimden. İlk defa görüyoruz değil mi ilk ne? Smolder'ı ilk defa görüyoruz. Gayet ilginç bir tercih. Yani oynanabiliyor vesaire ama çok zaman ihtiyacı var. Kerusha da hafta içinde bir video paylaştı. Bol bol Kerusha hareketleri vardı. Kerusha playleri vardı. Onun da gerçekten güzel oynadığı sekansları izlerken keyif aldım. Bakalım ikinci ligde de bize bu sekansları izletebilecek mi? Jin tercihi geldi Venus tarafında. İkinci lig magazini iyi takip ediyorsun Engin. Böyle benim timeline'ımın zaten yarısı ikincilik dışındaki LoL Espor kısmı ya da normal Espor kısmı %50'si ikincilik Espor. Evet. Master'ı gelir mi ya? Yok. Yok artık. Gelmiyor tamam. Yani bir anda dedim ne oluyor? Yalnız Jin'e iş var yani alt koridorda da çok nefes aldırmak istemeyen bir ikili var. Evet yani Smolder'ın yanına böyle onu koruyabilecek. En azından minyon almasını sağlayabilecek bir şeyler gerekiyor. Bu arada W yeteneğiyle birlikte çok fazla hasar verebiliyor. Hatta böyle büyücülükten girip W yeteneğini işte böyle şeyle patlatmayı da çok istiyorlar meteorlar falan. Böyle bir tarza gidecek mi acaba? Onu merak ediyorum. Bir de yüklerini biriktirirken Smolder gelişmesi de yetenek gücü olarak oluyor. Yani yetenek gücü olarak hasarları gelişiyor yeteneklerinin. O yüzden erken oyunda Doran yüzüğüyle başlandığını görüyoruz. Smolder'a Nautilus geldi. Onu koruyabilecek bir destek olarak. Bakalım ben çok merak ediyorum Smolder performansını. Sante gelecek Linç Espor tarafından bize. Lux'ın ellerinde göreceğiz. Ya aslında yanına iyi bir kompozisyon kurabilirseniz ve koridorda iyi bir iş çıkarabilirse ya belli bir yerden sonra inanılmaz bir güce geliyor. Kendi kademeciler aslında yaratıyor neredeyse. O yüzden merakla bekliyorum. Bir de oyun uzadıkça execute yani direkt katletme hasarı da artıyor. %6-7 dolaylarına başlıyor sanırım. Sonra işte zaman geçiyor. %15'lere, 20'lere kadar çıkabiliyor. Eğer oyun çok uzadığı bir senaryoda konuşuyorsak bunu. Oyun çok uzarsa %15'e dayanabiliyor ki ya %15'i direkt birini öldürmek geç oyunda oyunu kazandırır size. Azir geldi. Evet, Azir tercihi geldi. İki tane nişancı ve bir Azir tercihi. Ya birazcık daha tank ihtiyaçları var geri kalan iki seçimde. Üst koridor ve ormanda muhtemelen bu etkiyi alacak iki şampiyon gelecektir. Rel sanki onların takımına biraz iyi gidermiş gibi geldi bana. Gidebilir kesinlikle. Bir de yani Smolder'ın da ultisi gerçekten kuvvetli. Anne diye bağırarak annesini çağırıyor öpün üstünden. Hatırı sayılır bir hasar bırakıyor. Üstüne üstlük bir de o orta çizgiden geçen kişiler canını yeniliyor. Kesinlikle. Yani çok fazla tercih edilmiyor aslında pro arenada ama teknik derecede özellikle iyi oynadıysanız yani fazla sayıda oyun attıysanız bir şeyler yapabiliyorsunuz. İcip almak ister misin? Ben bekliyorum. Ya bunun sebebi büyük ihtimalle takımlar artık daha yeni geldiği için bunu rekabetçi arada nasıl kullanacağını çok bilmiyor ya da keşfetmeye çalışıyor. Zaman geçtikçe Smolder'ın belirli kompozisyonlarda ben fırsat bulabileceğini düşünüyorum. Ben de katılıyorum buna ama yani biraz zamana ihtiyacı olan bir nişancı olduğu için onu erken ve orta oyunda gösterebilecek takım arkadaşlarına da ihtiyacı var aynı zamanda.
Doğru, bakalım Lynch diğer tercihleri nasıl yapacak? Bobby yasaklaması geldi Lynch tarafında. Rakibin böyle içeri girmeye engelleyecekti. Senin geçtiğin şampiyonları almasını istemiyor. Tabii tank şampiyonları alacağını onlar da öngörüyor muhtemelen. Bir Poppy yasaklaması geldi. Bakalım son yasaklamada ne gelecek? Zaman geçiyor. Tak. Olaf geldi. Yani karşısını görmek istemiyor olabilir diyor Rax. Ki koridor kabadayısı da bir şampiyon. Haklı da yani bunu istemekte. Yani kitle kontrol uygulayan bir şampiyon olduğu için yani onu çok bozabilen bir şampiyon Olaf'ta. Müzek geliyor. Üst koridora gidecek sanırım. Gelirse. Evet. Bu eşleşmeyi gün içinde görmüştük ve Zek gerçekten iyi bir performans vermişti. Aslında çok ekstra yapmadan da iyi bir koridor çıkarabiliyorsunuz Zek'le birlikte. Bu takıma da net bir frontline ihtiyacı vardı. Bunu karşılayabilecek bir şampiyon. Tabii izleyenlerimiz bu maçı önce izliyorlarsa Phoenix Ascendants maçında oynandı bu eşleşme. Onu da merak ediyorsanız kanaldaki diğer videolardan izleyebilirsiniz. Kartuş geliyor mu? Freud sever kartuş oynamayı. Geldi. Geldi. Aslında Kartuş ultisiyle birlikte Smolder'ın da kombolanabileceği birkaç sekans olabilir gibi geliyor bana. Olabilir. Yani hasarları çok fazla. Lynch çok geç oyun odaklı bir kompozisyon evet. Kurdu. Yani erken oyunda olası bir durumda yaşayacakları geriye düşme durumu onları tehlikeye sokabilir. Yani bu kadar, tamam tabii ki de geç oyunda güçlü olmak güzel bir şey. Akali biraz idare edecektir. Evet. Tamam, bu güzel oldu. Bu kadar geç oyuna sırtını yaslamak da biraz risk içeriyor ama Akali dediğin gibi orta oyunda ve erken oyunda biraz idare edecektir. Evet, ya buna ihtiyaçları var da aslında Akali yani oyun sonunda da belli bir seviyede kullanabilecekleri bir şampiyon. Santen'in iyi bir koridor geçirdiğini düşündüğümüz bir senaryoda Akali'nin de aynı şekilde bir senaryo geçirmesi oyunu tutmalar için yeterli olacaktır. Ve tabi Smolder'a da çok tehdit oluşturabilecek şampiyonlardan bir tanesi olan Zinzar da geliyor. Zinzar geldi Venus tarafına. Böyle bir genel olarak takımlara bakıp toparlarsak vadide görüşürüz diyelim sonrasında. Evet. Ya şöyle biraz daha riskli bir kompozisyonu var. Çok kırılgan şampiyonlar var ve buna karşı da iyi bir ormancı aldılar aslında. Ormancıyı takip edebilecek üst koridor ve orta koridor da var Venus tarafının. Kompozisyonu oyunun ilk kısımlarında eğer biraz öne geçmeye bakıyor. Yani kartopu etkisini çok hızlı kullanabilecek bir kompozisyon. Baktığımızda geç oyunda da çok güçlü ve enteresan bir kompozisyon kurdu Lynch tarafı. Eğer oyunu az hasarla geç oyuna taşıyabilirlerse onların da kazanma koşulu bu şekilde olacaktır. Bakalım. Venus tarafı erken oyunda bir nebze daha güçlü gibi gözüküyor. Lynch de tam tersine geç oyunda bu soruların hepsinin yanıtını vadide alacağız. Vadide görüşmek üzere. Lynch Espor Venus maçında vadideyiz. Tabii Venus ekibi kendi adına iyi bir lig aşaması geçirmiyor ama bu tarzda geride kalmış ekipler sonuna kadar playoff ihtimalini kovalamak isterler. Bu yüzden Lynch Espor yine dikkatli bir şekilde oynayıp burada takılmamaya dikkat edecektir. Venus de tam aksine kazanarak playoff yolunda iddialı hale gelmek isteyecektir. Karahasat tercih var Ayaküstü'den. Ne düşünüyorsun Esro? Karahasat ya aslında koridorda çok baskı yapabileceklerini düşünüyorum. Yalnız. Kius. Kius. Çıktı. Ya koridorda Kerushon'un canını çok sıkabileceklerini düşünüyorlar. Bununla birlikte Karahasat aslında iyi olabilir ama işler istedikleri gibi giderse tabii biraz riskli. Evet, dediğin gibi Escrow. Bakalım ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Burada bir sanırım Venus ekibinin baskın denemesi var ki totemleri de kırmışlar. Görüşleri de var. Seviye 1'de Q yeteneğiyle başlamıyorlar genelde. W ile başlıyor. Burada da W yeteneğini açmış Kerif şu an. Hapşırıyor ya Smolder. Evet. Hapşıra hapşıra dövüyor ki yeteneğin ismi de Hapşut. Lif'in canı biraz kaldı. Burada almak için kırmızı güçlendirme. Freud tabi burada keskin gagalara vuruyor. Gaga da orada kendini tazelemeyince almayı başardık. Kırmızısını çaldı Lif. Freud da keskin gagaları aldı. Tabi karşınızda kartuş varken böyle baskı kurmak istersiniz. Öfke ağrısı bir şekilde dürtmeye başladı ki Nikios'un canı da azaldı. Bu arada çipe isabetli. Düşüyorna sonra fena değil. Bariyerini aldılar öfkenin. Nikios'un canı çok azaldı yalnız. Ya koridorda kalabilmek için yaptılar bunu muhtemelen. Ya hasar takısından sonra hiç hasar almamak için. Yani koridor başlar başlamaz koridordan attılar ikiliyi.
işte eş destek varken erken oyunda bu denli baskıları görüyoruz ama geç oyunda tam tersi senaryo olabiliyor. Eğer erken oyunda bu üstünlüğünüzü kullanamazsınız. Tabii ilk seviyeler biraz zor geçecek burada. Bir hayli zorlanıyor koridorda minyonlara yaklaşabilmek için yarışa. Ama zamanla bu etki tersine dönecek. Eğer biraz koridorda kalabilirlerse sorun yaşamadan. Bakalım. Yalnız hapşuruklarıyla Kedüş'e güzel hasar veriyor. Biraz minyon kaçacak dediğim gibi. Aslına bakarsan en çok hasar veren yeteneği diyebiliriz ya bu seviyelerde. Bu seviye için öyle, evet, ben de katılıyorum. Venüs ikilisi ittirdi alt koridoru ve yerine de sabitledi Kedüş'e yükseği. Canlı kapattılar ama yani çok problemli değil şu an. Kesinlikle yavaş yavaş orada milyonları alacaktır Kedüş'e ki Freud burada takım arkadaşını rahatlatmak için geldi. Bu arada totem de yok. Sırçayla birlikte öfkenin canı azaldı. Bir tane ortakmayı isabet eder mi bilmiyorum. Sırça kullanıldı. Öfke ufak hareketleri birlikte kaçmaya çalışıyor. Ayüksi Kedüş'ün üzerine Kedüş'ü uça skor aldı. Dedif geldi burada yalnız birebir takas. Ayüksi de hala hayatta. Kedüş'ü ve Freud'un hayatta hasarları çok fazla. Dedif'in o sonra çok fazla. İki skor birden aldılar. Hatta üçüncüye doğru gidiyor Venüs tarafı. Dedif Freud'u düşürebilecek mi? Freud en azından giderken yanında Dedif'i götürdü ve bu takasların önünde çıkan taraf Venüs ekibi oluyor. Evet, yani çok kötü değil ama yine de burada hayatta kalabilecek kadar şey almayı başardı Kedüş adam. Doktorun da canı azaldı, kastıma hasar veriyor, öfke de geliyor. Bir tane daha hasar gelir mi? Yenilmesi birikmiş durumda ama minyonlar çok fazla hasar verdi. Hatta düşebilirdi minyonlara, bakar mısın? Yani belki 50 canlı mı çıktı buradan, belki daha da az. Eğer bir vuruş yapmış olsaydı Kars'ın ekstradan o skor alabilir. Talnos bu arada Yanalaks'ın üzerine gitti ve bu takastan önde çıkmayı başaran isim oldu. Venüs ilk defa bu kadar iyi bir başlangıç yaptı dersek yanlış bir şey demiş olmayız sana. Tabii bu çok beklenilen bir durum. Çünkü geç oyun şampiyonlarına yatırım yaptılar burada Link tarafı. Burada çok beklenen bir durum. Alt koridorda net bir baskıları var. Evet ya, yani tabii ki de beklenmiyor ama yine Venüs için olumlu bir taraf. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Dedif burada Merci ile birlikte görüş temizliyor ama öfke düşüşe çok ileri çıkmadı. Mikyos yanında olmadığı için yalnız orta koridora doğru gidiyor. Dopfor'u biraz uğraştırabilirler orada eğer yakalamayı başarabilirse. Yalnız kulağında çok iyi minyon temizlediler. Aslında koridoru Venüs tarafın tutabildiğince burada tutması lazım. Kedüşya gelecek rakiplerin üzerine ve orada dürterek güzel bir hasar bırakıp hatta skoru almaya kadar götürebilirler bu işi ama Kedüşya da gerçekten konumunu çok iyi koruyor. Evet, ya buna ihtiyacı var yani. Koridoru dondurması lazım bence Venüs'ün, senin de söylediğin gibi. Yani Kedüşya'ya önünü çekmek onlar için daha iyi bir senaryo. Mikyos da geldi takım arkadaşının yardımına. Ormancılar da neredeyse aynı yerde. Dedi işte Troy. Troy minyonda önde. Kuşla birlikte oynadığından dolayı biraz daha iyi de bir tempo tutmuş. Yediği baskıya göre. Ve yeşil kuşuktan alıyor. Evet, ya tabii ormanın hızlı dönebilen bir şampiyon olmasını unutmayalım Troy'un elindeki kartusun. Ya şunu düşündüm. Acaba Smolder tercih edilecekken eş desteği yasaklamaları gerekir mi diye. Güzel bir soru. Ya oynayabileceğini düşündüğü için sanırım alt koridor ikilisi Linç tarafında. Yüksek bu arada custom geliyor. Dıfla birlikte 3. durumu daha iyi bir Linç tarafı. Minyonlar çok fazla. Öfke düşecek. Kostasuz infaz çok iyi geldi. Arka tarafta en azından bir skor almak istiyor. Ayüksi ilk skoru aldı. Dıfla düşmek üzere. Custom hasarını bırakmaya çalışıyor Ayüksi ama buraya kadar Kerüşya'ya gitti. Custom burada hasar bırakıyor. Düşerken en azından Kerüşya'ya skor bırakmak istiyor. Ayüksi o skoru da aldı. Kerüşya'yla 1-1 değil, hatta 2-1 durumda. Dafford da geldi buraya. Yerini sabitleyemedi. Sabitleyebilse derken çok iyi bir şekilde burada Dafford arkaya doğru rakibini yolladı derken Yunalax da üst tarafta görmediğimiz segmentte skoru almayı başaracak gibi gözüküyor. Talmos dönüştü ama kaçabilecek mi? Orada canını yeniliyor. Elastik sapanı var mı? Elastik sapanı yok sanırım. Sonra da yine yeniledi. Rakibinin üstüne gitti. Talmos hayatta kalıyor. İnanılmaz oynadı burayı. Kaçabilecek mi? Yol açanla birlikte sorandı burada Yunalax. Talmos çok direndi ama başaramadı hayatta kalmayı. Yani bir an kaçtı gibi düşündüm ama tabii yetenekleri önce burada Yunalax almayı başardı.
Çok yakın bir koridor. Bu skor gerçekten ben olasın çok işine yarayacak. Kesinlikle. Yani güzel de denedi Talbot. Belki elastik sapanını kaçmak için kullansa kaçabilirdi ama o biraz da rakibinin üzerine oynamayı tercih etti ve skoru verdi sonrasında. Venüs ekibi altında az da olsa önde. Yalnız Kerusha'da almaması gereken skorlar aldı bence. Erken kesinlikle oyunda bu kadar kaynak ayırırsanız geç oyunda canınızı yakabilir Smolder. Evet, Freud desteğe geliyor. En azından bu koridorun dondurmalarına müsaade ediyor. Bu arada 3'e 2 durumda. Ayyx önde yakalanmış konumda. Freud'un burada altı da var. Ayyx'e düşecek. Orada en kötü ultisiyle skor alır diye düşünüyorum. O yalnız Dudip geldi bu arada. Nikios'un üzerine girdi. Son perde kullanıldı. İlk skor geldi. Nikios almayı başardı. Yalnız Dudip düştü orada. Custom geldi. Custom Ayyx skorunu aldı. Yalnız 2'de 2 yaptı Ayyx'i. Ve burada 2'de 2 yapan da bir Custom var. Duffor geldi bu arada. Duffor Custom skorunu almak istiyor ama Freud hala hayatta. Duffor'a da güzel bir hasar bırakacaktır. Manası kalmadı. Custom rakibin üzerine gidecek ve hala Duffor hasar vurabilecek durumda. Canı ve manası yerinde. Custom bekliyor orada. Hasarını vermeye başladı. Shuriken'e isabet etti bu arada. Hasarı yetecek. Çekmeye kastım. Çalıların içinde geze geze skor almak istiyor. Kastım inanılmaz. Kastım harikalar yaratıyor. Yani takımın erken oyunda neye ihtiyacı varsa her şeyi görüyor şu anda tek başına. Tek kişilik orkestra gibi inanılmaz bir oyun. 4-1-1'e geldi. Aslında bu skorla birlikte. Kastımdan gerçekten çok güzel bir oyun. Freud da burada güzel kaynak aldı ve hava setini bitirdi. Artık ultisiyle birlikte daha çok can yakacaktır. Ayyx'i olumlu anlamda skorlar aldı Venüs ekibi adına ama yine de buradan Linç ekibinin önde çıktığını söyleyebiliriz. Kesinlikle yani Jin 4-1 ama zamanla... Oh bu arada... Geliyor, Genalax'ı istiyorlar burada. Yol açanla birlikte kaçmaya çalışacak ama Genalax yeteneği engellemeye çalıştı sanırım. Derken skoru çok rahat bir şekilde aldı Talos. Acaba kaçabilecek bir seferi öfke bu arada böyle kristal okunu kullandı. Custom skorunu istiyor. Ultiyi de kullandı. Duffor seviye farkı var. Nikeus da geldi burada. Custom'ın canı az ama kaçabilir gibi gözüküyor. Custom kaçmayı başardı. Nikeus'u da biraz hasar bırakıyorlar ama devamı gelmeyecek sanırım burada. Yalnız Duffor şu anda fena durumda değil. Hasarı iyi. Ya tabii bu kadar yetenek kullanımından sonra bir hayli hasar bıraktılar. Yalnız Venüs... burada kule altı isteyebilirler. Bende değil. Yok. Hayır. Yani kule altı biraz fazla olur Nikios'un burada olmasından dolayı. Bir de Freud da yakın buraya ki hatta oynamak da istiyorlar. Freud geldi. Custom Kusursuz Lifas'ını kullandı. Dediğin gibi öfkenin üzerine gidiyor. Öfkeyi direk eritebilir. Yalnız Kusursuz Lifas Duffor'un üzerine gitti. Orada ortak mayınlarla birlikte skor alabilecek mi? Alamadı. Lifas'ın tarafa geçti. Burada Freud'a hasar vermeye çalışıyor. Arka tarafta Venüs ekibinin canı çok az. Ofre'yle birlikte öfke yardımcı olmaya çalışıyor. Custom yazdı. Lifas'ın üzerine gitti. Arka tarafta öfkeyi de aldı. Custom! Harikalar yaratıyor bugün. Altın gelmesine çok az bir süre var ama burada kovalayan da bir Dianal Lux var. Duffor düşecek mi? Kule altına doğru gitti. Bakalım bir kule altı gelir mi? Gelmeyecek. Çünkü Linç ekibi istediğini aldı burada. Bakıyorum altı geldi mi diye. Sanırım kullanmayacak. Üst tarafta kutukları aldığını gördük. Şurayı. O burada ultisi kullandı. Acısı yine bir skor. Üst tarafta yine bir savaş. Evet dediğin gibi Duffor burada şınarını kullandı. Ya inanılmaz olaylar oluyor, inanılmaz. Oo işte kontrole geldi. Duffor düştü, Duffor düştü. Talos burada rakibinin üzerine gidiyor. Ama devamı gelmedi. Burada Talos iş kurçukları etrafında Venüs hala savaşmak istiyor mu? Çok kayıp verdiler. Yani bu savaş pek istedikleri gibi gitmedi. Orası Şubi'yle birlikte öfke yakalandı. Hapşu şeklindeki düşe yavaşlattı. Skoru olan Custom oldu. 7-1-2. Ya Custom inanılmaz bir durumda. Freud inanılmaz güçlü bir konuma geldi. Ve yavaş yavaş güçlenen de bir Kerusha var artık. Yavaş yavaş kendi... Bu arada Talmos'u bir kule altı geliyor. Custom orada skoru alacak ama yeteneği aktif. Kule altında hasar almayı bırakıp öyle öldürmek istiyorlar. Orada roket kemerini de kullandı ve Custom 8. skorunu da aldı. Yani Linç tarafı ne kadar hasar tanklayabilirse o kadar tankladı. Yani
Yani çok temiz oynuyor şu ana kadar. Alt koridorda yaptıkları, orta koridorda, üst koridorda. Haritanın her yerinde takımına o kadar büyük bir katkı veriyor ki. 15 skorun 9'unda var. 10'unda var, düzeltiyorum. Ve bu 10 skorun 8'i kendi üzerinde. Kesinlikle. Dafford'a burada bir altını aldı. Klebanit'in aldı daha doğrusu. Yani şu anda Custom bir şekilde kesmeyi başarabilirse Venus tarafı, 1000 altının sahibi olacak. Burada bence Elixir'i kullanmaları lazım. Şu anda durumu gayet iyi rakibim. Kesinlikle Custom'ın durumu iyi ama yani oyunun çok önünde olan bir Custom olduğu için bakar mısın Mejai'sine? 20 yükü var. Ve yani o kadar rahat ki Lynch. Direkt Mejai'leri almışlar. Kara mühürler direkt Mejai'ye dönüşmüş durumda. Ve 20 yük yapmış durumda. Yani neredeyse maksimum yeteneği alacak oradan. Ya bu dakika için inanılmaz bir gün. Ya bak, Talnos'un üzerine gidiyor. Yol açan kullanıldı. Talnos bu arada canı azalmış durumda. Yenalax da burada. Lodri meydanını da kullandı. Freud da geldi. Talnos'un burası. Az önce basketine kullanılmıştı. Bakalım skor kullanılacak. Çok iyi direndi ama Freud aman vermiyor. Senin de söylediğin gibi burada Freud'a giden bir skor daha. Freud da ya mezayları arttırmaya devam ediyorlar. 14 yük, Froy 20 yük, Custom. Evet, bu arada aslında, evdeki kompozisyon çok geç oyun kompozisyonu demiştik ama mezayların oyuna etkisiyle birlikte ya bu dakika itibariyle erkenden olmuş iki şampiyon var. Kesinlikle katılıyorum. Ben bu arada Smolder'ın yükünü merak ediyorum diyecektim ve şu anda 104 yük olduğunu görebiliyoruz. Evet, yanlış hatırlamıyorsam 125 yükse bir evren daha alacak. 100 yükte aldı sanırım ya. Galiba. Hemen bir kontrol edeyim. Ben oynadım. 125 olması lazım. 125 mi olabilir? 225'te o büyük yakma hasarını alıyor. 125'te ya 125'te bir tane alıyor. Dediğin gibi 225'te de o büyük olan yakmayı alıyor. 225 yükte kadar yolu var. Bakalım. Neler yaşayacak? Ama bu evrimi attıktan sonra çok daha kolay oluyor o yükleri toplamak. Çünkü arkaya da patlayan bir yetenek atışı oluyor. Minyondan çok hızlı kasabiliyor bunu. Doğru söylüyorsun. Dediğin gibi. Buradaki asıl önemli eşik 225'e olabildiğini çabuk ulaşmak ki bence bu kadar zorlu bir koridorda yani 100 eşiğini atlaması bile Kedushin'in güzel bir başarı onun adına. Ya bu demek oluyor ki dakika 25 dolaylarında artık kadim ejderha etkisine sahip bir Smolder olacak. Yani dümdüz kadim ejderhayı almasanız bile kadim ejderha kadar direkt sizi öldürten bir etkisi olacak. Bakalım Freud burada alameti de alıyor. Mecai yükte çok fazla ya. Yani bu dakikaya göre normal değil. Kesinlikle. Yani iki tane mecaya serpen aslında bakmış. Kullanıldı bu arada. Ağıt geliyor. Talnos skorunu. En azından yardımcı figüran olarak Freud tamamladı ama skor yanamakta kaldı. Yani yine iki mecaya aldı burada. Hiçbir şey yapmadan. Orman keserken iki mecayla almış oldu. Daki bir şu anda asisti geçti ama olası bir durumda daha fazla yük de alabilir. Ve alametle birlikte kuleyi alıyor Lynch tarafı. İkinci içinde şöyle bir kafa atacaklar gibi. Oy, kafayı attı. En azından yarı canı indirmeyi başardı. Bu arada Kastlar çok agresif bir kusursuz infaz kullanımı. Çıpa tuttu orada. Derin darbe miktar üstün üzerine gidiyor. Öfke skoru geldi. Kastım daha da devamını istiyor oranın ama minyon kalmayınca tabii uzaklaştılar ki mesafe de açıldı. Alt koridordan abi, kule alındı. Üst koridordan da Yunalax kuleye vurmaya devam ediyor. Talnos orada. Uzaklaşacak gözüküyor. 24 yük Mejai. Evet. Ve yan tarafta güçlenen bir nişancıya da sahipler. Hesaba katmadığımız bir nokta olarak da. Bu arada 100 yük sanırım. Az önce 124'teydi. Attığında arkaya sekti yine de. Neyse yani ne olursa olsun yine de o eşiği geçmiş oldu. 225 sanırım ya. 100, direkt 100 bir şey değil de eminim. Olabilir. Bir kontrol etmemiz lazım ama 225'e de 100 yükten daha az kaldı ve dediğin gibi çok hızlı katlediyor milyon dalgası kısmı oldu. Ya artık mesela her wave'den her minyon dalgasından 4-5 yük almaya başlayacak. Bununla birlikte de çok çabuk yapacak. Yani bak 25 bulmayabilir bile. Bakalım ya genel zaten dakika 25'e kadar çoğu oyuncu bitirmiş oluyor. Dakika 20-23 gibi bitirir. O aralıkta bitireceğini düşünüyorum. Baksana Kereşo bir de rakibe de vuruyor. Rakibe vurduğu zaman da bir yük kazanıyor.
Yani bu ejderi bırakacaklar mı? Yani esas sorulardan bir tanesi bu. Rakibe giden iki ejder var. Güçlü durumda iki oyuncuya sahipler. 24 yük mecraisi olan bir Akali var. Bakalım süper kavurucu nefesle birlikte burada ejder talim yüklerini biriktiriyor. Yani çok süper de kavurucu bir nefes şu anda değil. İleride olacak. Şu anda ısıtıyor, birazdan kavuracak. Birazdan kavuracak yani. Altın farkı da 5000'i geçmiş durumda. Linç ekibi için işler güzel gidiyor. Tabii erken... Yani çok da yapabileceği bir şey var mı Linç ekibinin bilmiyorum ya. Üst taraftalar, ne istiyorlar? Olarak. Son perde kullanıp bu arada çalmayı deneyecek. Yarushya önüne geçti ve ejderi çaldırmadı IPC'ye. Evet, güzel bir oyun. Burada en azından ejder ruhuna gitmesini engellediler rakipleri. Üst tarafta buna karşılık alınmış bir şey hem yok. Arada Tanrı'nın canı bayağı azaldı. Burada takası istiyor ama Dofor'a bir kule altı geliyor burada. Dofor'un yapabileceği çok bir şey yok. Derin darbe kullanıldı. Aslında alacak. İki olsa gitti bu arada. Üst koridorda yine bir kule altı geldi derken. Türkçe bir de skorları ardı ardına alıyor. 2-2. Üçüncü skoru da istiyor. Yani iki ayrı kesit izledik. Bir başarısız kule altı, bir de başarılı kule altı. Talnos canını zor kurtardı oradan ama Yunalak çok hızlı durumda. Rakibini yakalamak istiyor. Skor gelecek mi? Canını çok fazla geliyor Talnos. Ama skoru almayı başardı. Yunalak durdurulamıyor. Yani Kartuz Turks o kadar fazla efektif kullanılıyor ki şu anda haritanın her yerinde olabiliyor aynı zamanda. Burada Dynalux'ın çok güçlü olması ve gelen ufak destekle birlikte bir anda 3'e 1 senaryodan 3 kişiyi keserek ayrıldı. İşler çok iyi gidiyor. Venus iyi başlamıştı ama Linç ekibi rakibinin hatalarını fark etti ve bunları cezalandırdı. Custom bu arada. Avını bekleyen bir aslan gibi bekliyor. Avına yaklaştı. Öfkenin üzerine kusursuz infazı kullandı. Yalnız yeteneği kaçırdı ama o kadar güçlü ki. Yani kaçırabilir. Hiç problem yok. Yine de o skoru aldı ve destan yazan bir Custom'a onun skoru başta etti. Evet. 11-3'e geldi. Yani o kadar önde olduğunun farkında ki direkt o da Zonya'yı bitirmiş. Şöyle bakalım 159 yükse. 160 yavaş yavaş artıyor. Kerişya da artık o kadim gücünü alacak yani. Hakkı 25 sularını bulacak gibi geliyor. Evet ya bu kadar baskı yediği için normal yani. Çoğu zaman ilk 5 dakikada minyon alamadı ya da kaçırdı. Normal olarak. Eşleşmenin geleğinden dolayı. Bu arada Baron, Avcı Baron indi vadiye. Anladı birlikte. Linç ekibi bunu alıp oyunu bitirmek isteyecek. Venus'un bir yanıt vermesi lazım. Yunadax bu arada Riff'in üzerine gidiyor. Yalnız tek başına olduğunu hatırlaması lazım burada. Yol açanla birlikte çıkacak mı? Rahat bir şekilde çıktı ve Baron'a direkt başladı Linç tarafı. 3 kişiyle birlikte Baron'a girdiler. Yalnız burada farkına varırsa Venus ekibi ekstra bir şeyler yapabilir. Işından geliyor. Son perde kullanıldı. Nikios'un canı azaldı. Bir Lucas'ı log isabet etti. Nikios'u istiyorlar en azından. Nikios skoru gelmedi. Yalnız Baron bitiyor. Talnos içeriye girerken kaldı. Arka tarafta da bu arada yakalanmış. Ağıt da geliyordu yanında. Kerushya düşecek bu arada. Kerushya çok iyi bir şekilde rakibini engelledi ve dümdüz oldu burası. Custom çok fazla hasar vurdu. Geçtiği yerde hasar bırakıyor üstüne üstüne. Top board'a düştü. Katliam, Baron ve oyunun bittiğini görür müyüz bilmiyorum ama en azından iyi bir tur göreceğiz. Ölüm türleri çok kısa. Sanırım burada bitmeyecek ama yani oyunun en kritik geçişlerinden birini artık açtığını görüyoruz. 2 tane 25 yükle mecraya sahipler. 8-1-3'lük bir top lane'leri var. İnanılmaz bir oyun şu anda. Linç adına. Linç ekibi bitirmeye çalışacak sanırım. Öfke doğdu da Dift'e geliyor. Kuleye vuruyorlar yalnız burada. Kerushya arka tarafta canı biraz azaldı. Dinadak yol açanlar bir de Dift'in üzerine gitti. Güzel bir şekilde sıçrasını kullandı. Dift en azından Kerushya skorunu istiyor. Kerushya'yı almayı başardı. 3 kişi kaldı burada Linç tarafı. Kastımlar tarafta Eca yüklerini vermek isteyecek. Bir kaçmaya çalışıyorlar. Kuleye almak istiyorlar en azından. Roy orada yakalandı ama eksik yükleri kullanarak kaçmayı başardı. Tabi Fatih'in güzel tarafı da bu. Yunalax yol açanını kullandı. En azından kendini feda edebilir takım arkadaşlar. Custom'a geldi. Bu arada dediğim gibi kusursuz infaz kullanıldı. Yalnız Custom'ın canı çok az. Zonya kullanmak durumunda kaldı. Yalnız Freud'a geldi kusursuz infazla birlikte. Kaçtı. Çıkıyor mu funksiyonu?
kovalamak istiyorlar mı bakalım, çünkü bu mezar yüklerinin biraz düşürmeleri gerekiyordu. Artık ya bu üstü dönüş devamı da bu mezarlarla gelirlerse maçı kapatabilirler. Talos bu arada elastik sapanla birlikte Nikios'un üzerine gitti. Derin darbe kullanıldı. Canları çok attı işte tarafı. Diyanalak Sicilya'ya doğru girdi. Burada Hodri meydanı gelecek birazdan. Canı çok azaldı. Hasar yetecek mi? Arka taraftan da işlem kalandı. Işından geldi dediğim gibi. Freud ön tarafta Diyanalak düşmedi. Ağıt yakıldı yalnız. Ağıt geliyor. Tapford'a düştü. Arka tarafta Custom oyunu bitiriyor. Custom. 22 dakikanın sonunda takımına gizli bir şekilde oyunu kazandırmayı başardı. Lynch Espor 6. galibiyetini alıyor.